Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizler için Samsung SGH-C450'nin tanıtımını yapacağız. 2007 yılında çıkmış, 72 gram ağırlığı varmış. Ekran inç olarak 1.52 inç genişliğinde ebatı mevcutmuş. Dahili hafızası 2 MB, kamera olarak VGA kamera özelliğini sunuyor. Yine bunda WAP özelliği var, oyunlar bölümü var, bekleme süresi 300 saat, konuşma süresi ise 3 saat ile 4 saat arası konuşma sağlıyor. Telefon rengi olarak siyah rengi var, şu an yanımızdaki de siyah rengi. Radyasyon oranı 1.87, o kadar da yüksek değilmiş. Çıkış tarihine baktığımız zaman 60 euro gibi bir fiyatı mevcutmuş. Şöyle telefonu yakından inceleyelim. Şöyle menülerine bir giriş, hatta şunu bir odaklayalım şöyle. Şöyle bakalım neler mevcutmuş. Arama kaydı varmış. Yine şebeke bölümü, uygulamalarda bakalım neler varmış. Ses kaydedici varmış. FM radyo özelliği varmış. Bu radyo özelliği de ekstra özellik sağlamıştır sanırım o dönem için. Yine burada ses ayarları var. Ben hatta zil seslerini yine videonun sonunda paylaşacağım eksiksiz bir şekilde. Yine bunda mesajlar kısmı var. O dönem mesela ilk çıktığı zaman mesaj yoktu. Hatta daha sonrasında mesaj eklendiği için biz bayağı da şaşmıştık o dönem için. Çünkü daha öncesinde sadece arama vardı mesaj için, hatta o dönem şebeke operatörleri ayarlar için bir numara veriyordu. O numarayı girdikten sonra SMS göndermeye başlamıştık ama bizi baya şaşırtmıştı. Şöyle bir fotoğrafına bakalım. Evet, bunda zoom özelliği de var. VGA olmasına rağmen yine fena bir çekim sağlamıyor. Evet, fotoğraflar. Şunları geçelim. Bunlar özel fotoğraflar. Onun dışında bakalım. Ekran, açılış, mesajı, çevrim dışı, mod. Evet, bunda uçak modu da varmış. Ses netliği. Evet, bu kadar özelliğe sahipmiş. Dizayn olarak baktığımız zaman çok güzel ve kibar bir dizaynı var. Hatta ince bir telefon. Şöyle bakalım. Evet, yan dizaynına herhangi bir tuş ilave edilmemiş. Diğer tarafına baktığımız zaman burada gördüğünüz gibi şarj kısmı var. Hatta bu kulaklık olarak da kullanılabiliyor. Alt dizaynında böyle bir dizayna sahip. Arka tarafına baktığımız zaman bir VGA kamera var. Böyle de bir arka dizaynı var. Tuşlu telefon olarak çok güzel ve kibar bir telefon, kullanışlı bir telefon. Yani ikinci ekstra bir telefon olarak şu an kullanılabilir ki o dönem için normal kullanılan telefondu. Hatta bunu bulmak bile bir mucizeydi o dönem. Öyle de bir durum söz konusu. Şu an için ikinci bir telefon olabilir. Evet. Bugün de bir tanıtımın sonuna geldik. Yine bu tanıtımın sonrasında tekrardan tanıtımlara devam edeceğiz. Bunun akabinde zaten bunun zil seslerini dinleyeceksiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.